Evet sevgili dostlar. Merhaba. Nasıl? Sakal salim beğendiniz mi yoksa derhal sakalımı uzatayım mı? Çünkü hanımdan fırça yiyip duruyorum sakal niye kestin diye. Tahmin ediyorum siz de ona katılacaksınızdır. Çünkü benim tarafım değil tabii ki engelinizin tarafını tutarsınız. Yapacak bir şey yok. Bugün konumuz ne olacak biliyor musunuz? Bugün konumuz Xe sezonunuzla ilgili bildiğiniz ya da bilmediğiniz belki bir iki ufak detay ıskalmış olabileceğiniz detayları sizlere sunmak. Bugün inceleyeceğimiz konu ilk sonunuzun mod şarkı. Mod şarkı üzerinde daha önce belki biraz şöyle üzerinden geçtiğimiz PASM modu ama onun haricinde daha önce hiç değinmediğimiz custom modları yani C1 C2 C3 C4 ya da Türkçe menüde kişisel 1 kişisel 2 kişisel 3 ve kişisel 4. Şimdi diyeceksiniz ki menüde nerede abi onlar? Evet doğru nerede? Bir gelin ben size onları göstereyim. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Kanalı yeni olanlar için bu kanalda fotoğrafçılıkla ilgili, videografi ilgili, sesle ilgili, foto işleme ve video işleme programlarıyla ilgili basit ve herkesin anlayabileceği bir dilde ve bol görsel örnekli içerikler hazırlıyorum. Bu konular beni ilgilendirir diyorsanız ve bu içerikleri seyrettikten sonra beğendiğinize karar verirseniz abone olmanız bu kanalın ve bu ailenin daha çabuk ve daha geniş bir kitleye yayılmasına yardımcı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar. Şimdi ben size bunları böyle gösteremem. Önünün içine girmemiz lazım. Hadi şimdi bilgisayar başına geçelim. Üst çarkınızdaki ilk ayarımız olan filterden başlayalım. Daha önceden de incelediğimiz gibi size filtre seçeneklerini sunuyor. Bu modda sağ arka çark pozlama telafisine izin verirken sol üst çarktan arzu ettiğiniz gibi bu değişikliklere hakim olabiliyorsunuz. Şimdi dostlar ikinci Modumuz SP modu. SP modunda tekrar arka çarp pozlama telafisi, sağ arka çarp pozlama telafisine izin verirken sol ön çarp bu sefer senaryonuzu seçmenize izin veriyor. Sol üst çarpta da her zaman bildiğiniz gibi film benzetimleriniz var. Full auto modda, auto yazılı olan full auto modda makine tamamen bütün ayarları kendi yaptığı için sizin buradan ilave yapacağınız herhangi bir ayar yok. Çok arzu ederseniz arka çarktan gene pozlama telafisine hakim olurken ön çarktan da film benzetimlerini değiştirebilirsiniz. P programlama yani pozlama programlama ile oto arasında şahsen ben çok ciddi bir teknik fark göremedim. Varsa arada çok ciddi bahsetmem gereken bir teknik fark lütfen bu konuda bana yardımcı olun. Bildirin ben de hatam varsa onu düzelteyim hemen ben S'ye geçeceğim. S shutter karşılığı. Yani İngilizcede shutter olan bir kelimenin yani anstantane öncelikli çekimde kullanacağınız modunuz S modu. Bu modda yine arka çark sağ arka çark pozlama telafisine hakim olmanıza sebebiyet verirken sol ön çarktan bu sefer arzu ettiğiniz gibi anstantane hızınızı değiştirebiliyorsunuz. Sol üst çark ise her zaman olduğu gibi yine film benzetimine hakim olmanıza izin veriyor. A modunuz sizin diyafram öncelikli çekim modunuz. Diyafram öncelikli çekim modunuzda aynen S modunda olduğu gibi ön çarktan diyaframınızı değiştirebiliyor. Arka çarktan pozlama telafisine hakim oluyorsunuz. Sol üst çarktan da film benzetimleri değişimine. M mod sağ arka çarktan enstantane hızlarınıza. Sol ön çarktan da diyafram ayarlarınıza hakim olmanıza izin verirken sol üst çarktan yine film benzetimlerinize ulaşmanızı sağlıyor. Gelelim sevgili dostlar. Bu C1, C2, C3, C4. Bunlar neyinize yarayacak ve nasıl ayarlayacaksınız? Sevgili dostlar bunlar sizin arzu ettiğiniz özel ayarlarınızı kaydedebildiğiniz dört tane ayrı seçenek, dört tane ayrı hafıza. C Custom karşılığı yani kişisel anlamına geliyor ve bu sizin menünüzde IQ menüde yaptığınız bütün ayarları en sona geldiğiniz zaman şurada göreceğiniz yeni bir kişisel ayar düzenle kaydet bölümünde yapabildiğiniz ayarlar. Ama biz önce bir ayar yapalım. Makinamızı öncelikle A moduna getirelim. Yani diyafram öncelikli bir çekim yapacağımızı varsayalım ve sokak fotoğrafçılığı yapacağız. Ama sokak fotoğrafçılığında hani bizim çok bizim için keyfi bir fotoğrafçılık olduğunu varsayıyoruz. Menüye girip buradaki değerlerimizi ayarlayalım öncelikle ve görüntü boyutumuzu 3.2 dakika bırakalım. Görüntü kalitesini sadece JPEG çekeceğimizi varsayalım ve Find'a bırakalım. Onun haricinde film benzetimizi klasik Chrome ya da arzu ederseniz Klasik negatif yapabiliriz. Nasıl? Ben klasik Chrome'u seviyorum. Buradan çıkıp Burada da ufak tefek ilaveler yapacağız. Mesela Chrome rengi efektine bir zayıf e, renk efekti ilave edeceğiz. Chrome FX mavisini zayıf ilave edeceğiz. Beyaz rengilerini otomatik bırakacağız. De, beyaz, de, genel alanını otomatik bırakacağız. Burada hafif bir ton eğrisi ilave edeceğiz. Artı 1 ve artı 1 gibi. Bu da hafif bir kontrast yaratacak. Pardon özür dilerim düzeltelim onu da. Heh. Sonra rengi eksi 1 yapacağız. Keskinliğe dokunmayacağız ve berraklığa artı 2 bir ayar yapacağız. Ve bütün bu ayarlarımızı da yeni bir kişisel ayardan geçerli yeni ayarları kaydetten girip kişisel 1'e uygula diyeceğiz. Şimdi buradan çıkıp A'dayız ya biz. C1'e getirdiğimizde ve Q menümüze bastığımızda bütün o ayarların burada olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu ayarları buradan sürekli değiştirebiliyoruz. Ama biz burada öncelikle AFS tamam AF tek nokta biz bunu arzu edersek biraz daha geniş bölge olarak da seçebiliriz. Diğer otomatik yerine arzu ederseniz 100 yapar otomatik yapabilirsiniz. Buradan başka değişiklikler yapabilirsiniz. O gün çok varsayalım ki çok yüksek dinamik aralıklı bir ışığa sahip oldunuz. O halde buradan doğrudan doğruya RAW çekim çevirebilirsiniz. Ve buradan çıkarsınız. Şimdi bir şeye bakacağız. Tekrar A'ya getireceğiz. Ve tekrar C1'e getireceğiz. Q menüsüne bastığımız zaman bütün değişikliklerinizin muhafaza edildiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bunu bir kere kaydettikten sonra ve C'nin içerisinde yaptığınız yani C1'in içerisinde yaptığınız bütün değişiklikler anında o değişiklikler kaydedilecek ve o şekilde muhafaza edilmiş olacak. Bu, bunun sayesinde sevgili dostlar arzu ederseniz C1'e sokak fotoğrafçılığı için, C2'ye potre fotoğrafçılığı, C3'e bilmem ne için arzu ettiğiniz bütün ayarlarınızı 4 tane seçenekte, 4 tane hafızada toplayabilir. Ayrı ayrı tek tek ayarlarınızı tek tek aramak zorunda kalmazsınız böylelikle. Nasıl güzel bir özellik değil mi? Şimdi bu özellikleri çok daha çabuk kaydetme yollarından bir tanesini daha göstereceğim size. Bu değişiklikleri burada yaptınız ya da yeni bir kayıt yapacaksınız değil mi? Burada yeni bir değişiklik yaptınız ama birinci, birinci de muhafaza etmek istiyorsunuz. Bu sefer Q butonuna basılı tutun. Yeni ayarları kaydede gelin ve kişisel 2'ye gelin ve kaydedin. Düğme modumuzu manuele getirelim. Sonra C1'e getirelim. Q menüsüne bakalım. Gördüğünüz gibi bir taraf C1 Find'a dururken C2'ye getirelim. Tekrar Q menüsüne basalım. C2'de de gördüğünüz gibi bu sefer ayarınız rolda kalmış. Yani yaptığınız ikinci kayıt olduğu gibi geçerliliğini korumuş. Ayrıca da gördüğünüz gibi buradan çıktığınız zaman C1'de misiniz? Sol aşağı baktığınız zaman AFS'nin altına C2 gösteriyor. Buradan tekrar dönün C1'e C1 verecek. C2, C1. Sağ üstte de L ve R olarak değiştirdiğini göreceksiniz. Buradan da hangi ayarda olduğunuzu bileceksiniz böylelikle. Sevgili dostlar mod çarklarıyla ilgili şimdilik vereceğim bilgiler bu kadar. Olur da sorularınız olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Bu arada sizi karşıda Erdinç ve Seçil ile tanıştırdım. Sizi seviyorum. Evet sevgili dostlar, umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi bildikten sonra her şey basit ama işte bilmemek zorluyor insanı ve bazen de manuellerde ya da başka yerlerde de göremiyorsunuz bu tür şeyleri. Ve kendinizle yeterince araştırma yapmaya zaman bulamıyorsanız merak etmeyin ben sizin için yapıyorum. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse ve buna değer olduğuna inanıyorsanız lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız abone olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.